büyüyor. Evet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın işsizlik rakamları üzerine açıklamaları bu yöndeydi. Şimdi gerek yurt içi gerek yurt dışındaki gelişmeleri ve işsizlik verisini değerlendireceğiz. Saxon Menkul Değerler Strateji Uzmanı Cüneyt Baksoy ve ALB Forex Yatırım Uzmanı Volkan Kurcuk bizlerle birlikte stüdyomuzda. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Öncelikle günün verisi işsizlikti. 10.9 geldi. Bir önceki ay 11.1'di. Bir miktar iyileşme görülüyor. Ancak genel detayına baktığımda ben genç nüfustaki işsizliğin halen çok yüksek olduğunu görüyorum. %18.6'larda. Kamuda yapılan istihdam artışının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %5.4'lük bir artış olduğunu görüyorum. Tüm bunları aynı sepete kupataya koyacak olursak özellikle ekonomik tablo önümüzdeki dönemde işsizlik istihdam piyasasında iyileşmenin kalıcı olduğunu, sürdürülebilir olduğunu bize açıklar mı? Ne dersin Volkan? Şimdi şöyle bakmak lazım aslında. Ocak ayından beri sanayi rakamlarında da, sanayi üretim rakamlarında da aslında hani hiç de kötü rakamlar gelmiyor. İyimser rakamlar geliyor. Birazcık da istihdamda bunun da etkilerini görüyoruz. Ama biz sanayi tarafında eğer istihdam tam noktasında eğer sanayi rakamlarını doğru bir yerde tutabilirsek, yani pozitif tarafta tutmaya devam edersek, istihdamda da işsizlik rakamlarında da gerileme eğilimini görebiliriz. Ama tabii ki bu süreci birazcık daha zamana yaymak gerekiyor. Bu sene içerisinde özellikle büyüme rakamı ve sanayi rakamlarını biz yakinen takip edeceğiz. Eğer sanayi rakamlarında ve büyüme rakamlarında pozitif hava devam ettiği müddetçe biz işsizlik rakamlarında da gerileme eğilimi görebiliriz. Ama bu hani bunu söylerken birazcık daha orta vadeye bakarak bunun hesabını yapmak gerekiyor. Çünkü dönemsel süreç de var, dönemsel iş kolları da var. Bu nedenden dolayı birazcık daha sene sonundaki verileri görerek önümüzdeki dönem için daha gerçekçi bir yorumda bulunabiliriz. Evet, şu an için çok kısa vade diyorsun, daha orta vadeli bakmamız gerekir. Peki Cüneyt, özellikle ekonomik tablo istihdam piyasasındaki iyileşmenin kalıcı olmasına ne kadar imkan verir sence? Şimdi zaten orada sorgulanacak olan kısım da bu. Yani soru çok güzel ve net. Manşete baktığımız zaman manşet rakamlar son dönemde hep pozitif. Bu işsizlik verisinde de böyle. Ama önümüzdeki süreç belirsizlikleri içeren bir süreç. Hem dışarıda hem içeride. Hem bölgesel jeopolitik riskler. Hem global büyüme tarafındaki belirsizlikler. Merkez bankalarının bunca para sal genişlemesine rağmen Fed'in piyasalara manevra alanı vermesine rağmen henüz dünyada net bir gelişme yok. Bu tabii bize de yansıyor ve yansıtmaya devam edecek. Ama işsizlik rakamları üzerinden gidersek hani şu net, manşet rakam güzel ama senin dediğin gibi genç nüfusa yayılması bunun çok daha önemli. Evet. Artı çift hanelerin altını biz görmemiz lazım kalıcı olarak. Bunun için ne gerekiyor? Yapısal önlemlerin hızlı bir şekilde devam etmesi, özel sektörün önün kalıcı teşviklerle açılması ve üretimle büyüyen bir Türkiye'ye doğru gidilmesi. Bu yapısal önlemleri sürdürebilirsek hem büyüme tarafında %3,5 %4,5 bandı içindeki hedefe doğru ilerleyeceğiz ve o hedefin içinde kalarak sene sonunda o rakamı tutturacağız. Hem bu sanayi üretimimize yansıyacak hem de işsizlik rakamlarına yansıyacak ama 10 ve 6 rakamlar, Türkiye'nin olması gereken o rakamların genç nüfusa da yansıması açısından, çünkü işsizlikte bizim genç nüfusumuzun payı çok yüksek, oraya yansıması evet. açısından daha bu konjonktürel ortamın çok daha pozitif hale gelmesi, Türkiye'nin ihracat pazarlarının yeniden açılması, bölgemizdeki jeopolitik risklerin ortadan kalkarak Rusya ile ve Orta Doğu ülkelere tekrar ticaretin net olarak açılmasının gerektiğini de hatırlatalım. Evet, daha çok yol alacak yol var diyorsun. Şimdi Türkiye'de devam edelim. Borsa üzerinde ilerlemek istiyorum. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem günde de %1 kayıpla kapadı. 77 bin seviyesinden. Şimdi Mayıs ayı aslında pek de iyi başlamadı. Borsa İstanbul en kötü performans sergileyen, gelişmekte olan ülke borsaları arasında sonlarda yer alıyor. %9.62'lik kayıp var. Her ne kadar yılbaşından bu yana %7.5'a varan bir prim sağlamış olsa da Mayıs'ta bayağı bir sert darbeydi. Özellikle yurt içinde siyasi gelişmeler de Borsa İstanbul'un bu kadar bu denli negatif ayrışmasında belirleyici olduğunu düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle.
Özellikle son birkaç gündür görülen ekstrem satış bize has bir satış ve biraz dışarıdan ayrıştık. Biz ki S&P gibi bir kredi derecelendirme kuruluşundan görünümümüzü negatiften durağına çevirdik. Daha onu bile fiyatlayamadık. Evet. Sebebi net. Ayın 20'si ile 25'i arasındaki o tarihte gelecek açıklamalar, gerçekleşmeler bekleniyor piyasa tarafından. Yeni genel başkan ve başbakan kim olacak? Ekonomiden sorumlu bakanlıklarda bir değişim olacak mı? Yoksa aynı kadro yoluna devam mı edecek? Bu arada Merkez Bankası tam o süreçte çakışan toplantısında PPK'da hangi kararlar alacak? Şimdi piyasa bunları görmek istiyor. Çünkü şu ana kadar gerçekten her şey pozitifti. Ama bir anda yeni bir belirsizlik var. Bu tekrar pozitife dönmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Biz eğer o süreci net olarak, çünkü hala tek bir parti iktidarı var. Hala %49'da siyasi istikrar çıkmasını sağlamış bir iktidar başta. Sadece bir görev değişimi. Ama o görev değişimi noktasında ekonomiden sorumlu yönetimin de piyasa yanlısı olduğu görülürse biz dolar TL'de bir geri çekilme, gösterge tahvil ve uzun vadeli tahvilde bir geri çekilme ve buna paralel borsada da bir tepki görebiliriz. Ama duygusuz bakalım. Borsamız zaten 85 bin, 87 bin bandından biz bir düzeltme bekliyorduk. Ama 80 binin altı rakamlar net olarak siyaset fiyatlayan rakamlar. Sevgili anne, onu belirtelim. Şimdi 77 binin altına da geldik bugün ve tam sınırda kapadık. Hemen altta 77 bin altına kaldıkça 74.500-75.200 haftalık ortalama. Buraya kadar da geri çekilme mümkün olabilir. Ama bir şeyin de net olarak kriter olarak izlenmesi lazım. Global piyasalar. Global piyasalar şimdi pozitifte. Fed'e yaklaşırken global piyasaların da negatife dönmemesi şart. Dönmez. Biz de 20-25 Mayıs tarihlerini pozitif atlatırsak bu geri çekilme bir düzeltme olarak kalır. Çünkü hala 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalamanın üzerinde. O düzeltmeden sonra belki 74.500-76.500 bandı içinden gelecek alımlarla yukarıda tekrar 80 bin ve üzeri mümkün olabilir ama süreci çok dikkatli izlemek lazım. Şimdilik grafikler sat diyor. Aşırı satışa henüz gelmedik. Bu netleşmeleri görmek lazım. Volkan, hemen senin yorumunu da alayım. Borsa ile ilişkin piyasada nasıl bir senaryo var? Özellikle ekonomi yönetiminin değişmesi, değişebileceği piyasada bir miktar tedirgin ediyor değil mi? Evet, tabii ki onun riski şu anda fiyatlanıyor aslında piyasada. Bu olasılık. Ama, olasılık daha doğrusu, yani ihtimal olarak konuşuluyor piyasada. Ama şu var. Borsa İstanbul'a Cüneyt Bey'in dediği gibi 80.500'ün üzerine çıkılmadığı müddetçe biz kısa vadede düzeltme kalıbı içerisinde başka bir değiş, şeker satışı ya da gerileme kalıbı içerisinde kalmaya devam edeceğiz. Bir kere Borsa İstanbul'un hani toparlanma adına teknik grafiklerdeki seviyemiz 80.500. 80.500'ün üzerinde bir kere günlük kapanışların gelmesi gerekiyor. Bu durum olmadıkça 75.000 desteğinin bu noktada sorgulanabileceği bir dönemdeyiz. Şimdi yurt dışı henüz bozulmadı ama FED algısı ile birlikte yurt dışının bozulması ve diğer taraftan bizim yurt içinde CDS'lerin tekrar yukarı yönlü fiyatlaması ve buna ek olarak özellikle gösterge tahvil bileşiklerini biz şu anda izliyoruz. Gösterge tahvil bileşikleri 9.5 seviyesinin altında kalmadığı müddetçe biz gerek Borsa İstanbul tarafında gerekse döviz tarafında, dolar TL tarafında negatif tarafta kalmaya devam edebiliriz. Çünkü 9.5'un üzerinde kalan bir gösterge bileşiğin tekrar çift hanelere çıkma ihtimalini bu bağlamda konuşabiliriz. Ama 9.5'un altına gelecek bir gösterge bileşik faizinde bir miktar daha tepki alımları ile birlikte 80.500'ün üzerinde hareketleri görebiliriz. Ama bu hareketlerin yeterli olabilmesi için diğer taraftan da yurt dışının bozulmaması ve pozitif haber akışını sürdürmesi kaydıyla. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Şimdi Mayıs başından bir diğer değer kaybeden lira dolar karşısında burada da %6.3'lük bir değer kaybı söz konusu. Gün içerisinde 2.9877 en yüksek gördüğümüz seviyeydi. Peki bundan sonra beklenti ne olmalı? Hangi aralık? Şimdi dolar endeksindeki aktivite devam ediyor. Yurt içinde de siyasi risk primini de eklediğimiz zaman 2.98'in üzerinde fiyatlamalar gelebilir. Aslında bu olağan üstü kongreye kadar mı devam edecek bu dalgalanma? Ondan sonra daha bir sakinler mi? Aslında şu, şimdi
Dolar endeksindeki aktivite şu anda 92 seviyesinden başlayan ve 94,5 seviyesi üzerinde trade eden bir dolar endeksinden bahsediyoruz. 95,5'a kadar gitmesi muhtemelen içeride dolar TL'yi 2,98 seviyesinin üzerinde bir fiyatlamaya götürebilir. Ama bu nereye kadar götürebilir? Fed'e kadar. Eğer Fed noktasında piyasalar biraz daha Fed'in hani Haziran ayını pas geçebileceğini ya da Fed'in vereceği mesajla birlikte faiz ihtimalinin ötelenebileceğini eğer piyasa fiyatlamaya başlarsa bir miktar dolar endeksindeki geri çekilmeyi görebiliriz ama şu anda piyasada net olarak konuşulan şu var. 2.98 seviyesinin üzerinde fiyatların kalmaya başlaması ile birlikte 3 lira seviyesinin üzerinde bir fiyatlama olabilir mi? Aslında piyasa bunu tartışıyor. Teknik grafiklerde evet olabilir. Net olarak hani bunu konuşabiliriz. Ama hani fiyat hedefi vermek gerekirse 3 liranın üzerinde 3.02, 3.03 seviyelerine kadar olası bir yükseliş hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz. Ama bunu söyleyebilmek için 2.98 üzerindeki kapanışların gelmesi gerekiyor. Bugün bu 2.98 seviyesinin üzerinde yükselişler yaşandı ama şu an itibariyle bu hareketin çok da kalıcı olmadığını söyleyebiliriz. Evet, 2.98.77 bugün en yüksek gördüğü seviyeydi ve gelişmekte olan ülke kurları arasında da en kötü üçlü içerisindeydi lira. Bu anlamda nasıl bir hareket beklemek gerekir? Bu dalgalanma kongreye kadar devam edecek midir? Valla sevgili Hande, biz çok uzun süredir teknik ve temel kriterlerle dolar TL tarafında geri çekilmelerin alım fırsatı olarak kullanılması gerektiğini söylemeye devam ediyorduk. Hala da o noktadayız. Hiçbir değişim yok. 2.80'lere kadar geldik. Hatta altını gördük ama en ufak bir haber değişimi, ki haber değişimi de öyle hani çok basit bir haber değişimi değil. Neticede yeni bir hükümetin, belki AK Parti hükümetin devamı ama yeni isimlerle devamı noktasında bir değişim. Tabii ki bu fiyatlara refleks olarak kur tarafında yükseliş getirecekti. Bu doğal bir sonuç. Zaten bir miktarda gelişen ülkelere dair doların bir baskısı vardı. Ama çok sınırlı. Yani biz bu sefer çok pozitif ayrıştık uzun bir süre. Ama 94 dolar endeksinin 94-94-50 bandı içinde olduğu bir yerde 3 lira yakınız bu sefer. Bu bizim tepkinli olmamızı gerektiriyor. İkiye bölelim. Teknik ve temel diyelim. Temelle başlayalım, teknikle bitirelim. Sonra net bir cevap verebilmek için. Temel olarak iki şeye bakacağız. Bir, 20-25'i içindeki o iki tane önemli haber başlığı. Birincisi, yeni başbakan, yeni ekonomi yönetimi. Belki eskiye devam edecek ya da yeni ekonomi yönetimi gelecek. Ama bu şu demek değil. Belki yeni yönetimi de piyasalar pozitif karşılayacak. Hemen akabinde Merkez Bankası da ben çok rasyonel bir karar bekliyorum. Çok sınırlı bir faiz indirimi yaparsa o da ve bekle görle bir sonraki toplantıya öteleyecektir beklentileri. Öyle bir ortamda dolar TL'deki hareketler temel olarak içeriden destek bulacak TL lehine. Fed algısı da dolar endeksini 96.50 üzerine attırmazsa, yani dolar endeksinde kritik eşik 96-96.50. Oranın üzerine geçişler, çünkü 98.100'lerin bir kez daha test edilmesi anlamına gelir ki Fed algısının çok ekstra kuvvetlendiği bir noktadır. O zaman dolar TL'deki hareket sadece kendi başına değil, bütün kurlarla birlikte dolara karşı değer kaybı içinde düşünmemizi gerektirir. O bakımdan içerisi destek verir. Fed de 96.50 üzerine dolar endeksini aşmadan algı global ölçekte kalırsa biz tekrar 2.96'ını görmemiz mümkün olacak. Ama bu iki haber başlığından ikisinde veya birinde problem yaşarsak yukarı yönlü TL, dolar TL hareketi devam edecek. Tekniğe indirgersek 2.983 önemli eşik. Buranın üzerine geçilirse 3.05 var. Oranın üzerinde yeni bir rekor görmeden burası dönmez. 2.98-3 eşik seviyesi. Eşik seviye. Çok kritik bir çok seviye. Çok kritik bir seviye. Ya buradan dönmeliyiz, buranın üzerinde kalıyorsak, çünkü o zaman 3.03-3.05 gibi bir band. Bir yol var diyorsun. Aynen. O bize yeni rekor getirmeden geri dönüş sağlar ama oranın üzerinde bir rekor görebiliriz. Yeniden normalleşmek için de 2.90-92 bandının aşağı yönünü kesin kırılması gerekir. Esas rahatlama o zaman başlayacak. Şimdi bu arada izleyicilerden çok sorular adeta yağıyor. Hemen bir miktar cevaplayalım istiyorum. Ergün Demirel der ki pazar günkü kongre sorusu çıkacak isim pazartesi Borsa İstanbul'u nasıl etkiler demiş. Aslında biz bir miktar bunu yorumladık. İkinci sorusu belki daha da şey. Dolar baskısı altını neden etkilemiyor demiş. Etkilemiyor demiş. Ben hemen düzelteyim. Özellikle dış konjonktürde baktığımızda negatif faiz ortamında bir miktar artık altına olan talebin küresel anlamda arttığını mı görüyoruz? Bu mu etkili oldu altında? Bu bir. Evet. Çok güzel. Bu çok önemli. Bu bir.
İkincisi, bugün bütün emtialarda hareket var. Petrol 50 dolarlara hı-hı. geliyor. Gümüşte var, bakırda var, nikelde var. Bütün hı-hı. emtialardaki harekette altında doğal olarak emtia gömleğini giydi. Yüksek kalmaya devam ediyor. Ama henüz 1300-1310 ons altında aşılmadı. Bunu da hatırlatalım. Hı-hı. Üçüncü efekt de herhangi bir dinamikle FED veya Brexit var İngiltere'nin hı-hı. Haziran evet. ayında. Bir hı-hı. de o var. Veya Avrupa bölgesinde veya Çin'de veya jeopolitiklerle herhangi bir kırılma olur, güvenli limanlara doğru kaçış olursa diye altın bir yandan da bu üçüncü dinamikle besleniyor. Yani hı-hı. çoklu bir algının desteklediği bir altın grafiği. Bu demek değil düzeltmeler ara ara gelmeyecek ama düzeltmelerin anlam kazanması için net olarak izleyicilerimize söyleyelim. 1200-1250 bandı, geniş banttır. Hı-hı. Buranın içinde konsolide oluyor, yukarı atıyor kendini. 1200 altına geçmedikçe bu altın her an yukarı tekrar denemeler yapacak. 1300-1310 da bu saydığımız 3 kriterle birlikte, biriyle veya ikisiyle kırılacak olursa hareket çok daha ekstra momentum kazanır. 1400-1450'ye kadar hareket ilk etapta genişleyebilir. Bunu da uyarısını yapalım. Bu sene muhtemelen altın senesi olacak. Biz hı hı. 2015'in son döneminde başlamıştık söylemeye. Her geri çekilmede altın almaya devam edelim. Yıl sonu beklenti nedir altında? Vallahi ben açıkçası ara ara geri çekilmeler olsa da 1310'un kırılabileceğini ve hı hı. 1400-1450'ye bir hareketin oluşacağını, yıl sonu hareketlerin ama FED'e bağlı olarak belirleneceğini düşünüyorum. Hı hı. FED mola verdikçe altın bu kadar negatif reel faizin işe yaramadığı bir ortamda hep yukarı yapacaktır. 1200'ün altında geri çekilmeler, gram altında da 120'nin altında 100-110 bölgesi alım fırsatı olarak kullanılsın. Hani sene sonunu bugünden söylemek öyle çok kolay değil ama şu net ifadeniz şu. Geri çekilmeler alım fırsatı, yukarı çıkışlarda da satım yönünde kârınızı cebe koyma. Volkan sen de teyit ediyorsun ama senin hemen yıl sonu altın fiyat beklentini de almak şimdi isterim. Şimdi şöyle bir şey, aslında altında yani altını, burada Cüneyt Bey'in anlattıklarını ve altın piyasasını birazcık daha desteklemek adına sene başından beri altına fonların ilgisi var. Bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Sene başında 26 bin kontrat olan Amerikan Vadeli İşlemler Komisyon raporunda şu anda geçtiğimiz hafta 271 bin kontrata yükseldi. ETF. Yani ETF'leri 10 katı kadar bir büyüklüğe ulaştı. Diğer taraftan dünyanın en büyük altın destekli yatırım fonuna bakıyoruz, SPDR Gold Fonu'na. 853 tondu bugün. Net fon varlığı. Dolayısıyla fonların da altına ilgisi var. Diğer taraftan negatif faizle birlikte sizin de belirttiğiniz gibi altına Avrupa tarafından da fiziki anlamda bir talep var. Hı hı. Bunların hepsini topyekun topladığınızda zaten altın hani bu kadar kendisine yarayan gelişmeyi fiyatladı. Bugün çok ilginç bir durum vardı. Akşam saatlerinde Amerikan vadeli Amerikan faizleri yukarı doğru hamle yapıyor. Diğer taraftan dolar endeksi hamle yapıyor ve beraberinde altın da yukarı gidiyor. Şimdi faizlerin arttığı ve endeksin arttığı bir noktada altının birazcık daha sakin kalması gerekiyordu ama altın aktivitesini devam ettiriyor. Biraz daha gümüş odaklı biz bu seneye bakacağız altını anlayabilmek adına. Çünkü gümüşle altının bir rasyosu var. Hı hı. Altın oran diye geçer bu piyasada. Bu oran 82 bandındaydı ki son yılların zirvesiydi. Birazcık gümüşün toparlanması ile birlikte altın bu bağlamda bu durumdan destek almaya devam ediyor. Yıl sonundaki benim beklentim, ben de 1400 dolar hatta 1380 doların üzerinde bir kapanış olabileceğini, gram TL'de de yeni rekorların gelebileceğini söyleyebiliriz ki bugün hem ons fiyatlarının 1290 seviyesine yaklaşması ve içeride dolar TL'nin 2.99 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte gram altında yeni bir rekor görüldü aslında. 123-123.5 lira seviyesi. Birazcık daha bu seneyi gram altında düşünen yatırımcılar için pozitif geçebileceğini söyleyebiliriz. Şu an itibariyle de yönetmenim İlker hemen arkaya verdi. 1275 dolar da onsu yukarı yönde hareketini devam ediyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Saxo Capital Menkul Değerler Strateji Uzmanı Cüneyt Baksoy ve ALB Forex Yatırım Uzmanı Volkan Kuğuca diyorum.